Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin hizmetlerini takip ediyor musunuz? Tam olarak takip etmiyorum ama tabii basına yani sızdığı kadarıyla bildiklerim var. Yalnız bu hususta şunu söyleyeyim. Büyükşehir statüsünde olan illerin tamamında, ki ben Samsun'da da çalıştım 7 yıl, ilçe belediye başkanlarının yetkileriyle büyükşehir belediye başkanlarının yetkileri arasındaki farkı vatandaş bilmiyor. Yani orada bilmediği zaman da hangisinin neyi yapıp neyi yapmadığı hususunda tereddüt var. Bu yalnız Ordu ile ilgili değil. Bütün büyükşehir belediyeleriyle ilgili olan bu görüşüm. Çünkü aynı şey Samsun'da, Terme'de de var. Burada Ünye'de veya Fas'ta var. Bununla ilgili ama daha çok kanaatçıdır ki büyükşehir statüsünde olan illerin belediyeleri daha çok merkeze yakın bir yatırım veya ne bileyim hizmet daha fazla olduğuna dair bir görüş var. Yani bu kamuoyunun görüşü. Ama ben tabii onların bunu o şekilde yaptıklarını düşünmüyorum. Muhtemelen bir dengeleri vardır kendilerine göre ama bir takım gözle görülen hizmetler olduğunu biliyorum. Ama bunun ne kadarının Ünye tarafından, ne kadarının Ordu tarafından yapıldığına dair net olarak bir bilgimiz yok. Bunun ayrılması lazım ki daha net bir karar verebilelim. Çünkü o zaman da bir haksızlık olur. Yani şimdi Fas'ta Belediyesi veya Çamaş Belediyesi şunu yapmadı, onun yerine Büyükşehir yaptı mı denecek veya Büyükşehir'in yaptığı ona mı mal edilecek? Yani burada bir karışıklık var. Bunun netleşmesi lazım. Peki Ünye Belediyesi bu konuda başarılı mı hizmet konusunda? Şimdi o biraz önceki cümlemden dolayı neleri yapıp yapmadığına dair bir bilgimiz yok. Ama bence belediyelerin büyük çoğunluğu o kendi tabirleriyle göze hoş gelen çalışmalar yapıyor. Ama kalıcı çalışmaların yapması lazım. Yani ileriye yönelik çalışmaları. İşte biraz önce bir bankın işte burada kültür yolu yazıyor. Çok ilginç bir cümle. Çok güzel bir cümle. Ben deminden beri onu düşünerek giriyordum. Tam tesadüf de oldu o soruyu sormanız. Kültür yolu, kültür caddesi, kültür çarşısı, kültür mahallesi. Yani böyle isimleri veriliyor çok güzel de. Onun bize kültür insanı ve kültür toplumu lazım. Yani şurada yazan bu kültür yolunun gerekliliği olanını vatandaşa da aksetmesi, vatandaşın bunu içerisine nasıl girecekse onu da halletmeleri lazım. O yüzden daha çok tarihi doku ve ileriye doğru şehrin kimliğini ortaya çıkacak çalışmalar yapılması lazım. Elbette yol çalışması, su çalışması, çöplerin kaldırılması, temizlik çok önemli. Ama onlar o an yapılabilip bir sonraki gün tekrar yapılması gerekli bir şey. Yani mecburen yapılacak olan bir şey ama tarihe mal olacak Ünye'de veya Fas'ta Ünye Belediyesi'nin 30 sene sonra Ünye'ye ait aidiyeti Ünye'li olan vatandaşın kafasına yerleştirebileceği bir takım çalışmaların yapması gerekiyor. Onu da ben bir fenciyim üstelik. Fen insanlarıyla değil de daha kültür insanlarıyla yapması gerekir, alması gerekir, çalışması gerekir. Yani o hususta ben belediyelerin biraz daha geride olduğunu düşünüyorum. İlçe belediyelerin tamamının geride olduğunu düşünüyorum ama kültürel çalışmalara yeterli ağırlık vermiyor. Bu ilerleyen zamanda o aidiyet duygusunu ortadan kaldırır. Yani sizin ben Ünyeliyim diyebilmeniz lazım. Sizin çocuklarınızın, torunlarınızın da ben Ünyeliyim demesi lazım. O zaman şöyle diyorlar. Aslen Ünyeliyim. Aslen dendiği zaman da aslen diye başlayan bir cümlenin arkasında o andaki bulunduğu yere hizmet yapar daha çok. Yani o aslının unutmaz. O sadece kimlikte kalır. İşte o aidiyeti taşıyabilecek bir takım çalışmaların kesinlikle yapılması lazım. Kültür insanları bulunacak. Burada yani Ünye'de mutlaka var. Ünye'de çok da var. Ünye'nin bir de şöyle bir eksikliğini ya da başka birçok ilkeni görüyorum. Ben Türkiye'ye ait yaklaşık 40'ın üzerinde kitap okudum. Şu şekilde. Yani Konya'yı anlatan, Manisa'yı anlatan, Muğla'yı anlatan, şu anda elimde Eskişehir'i anlatan. Bunların arasında Ünye'yi anlatan bir sürü yazar olduğu halde bunun kitaplaştırılıp kolay okunan hale getirilmemiş. Mesela Trebol'la ilgili 13 tane kitap okudum. 13 tane kitabın herhangi bir tanesini ortaokul öğrencisine verseniz okuyabilecek seviyede. Ben eğer Trebol ile ilgili 13 tane kitap okuyabiliyorsam
Üniyeli ile ilgili 40 tane kitap okumam lazım. Aynı seviyede yazılmış. Bu şekilde bir eser de bırakılmıyor şeye, insanlara, öğrencilere, lise öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine. Sadece üst seviyeden yazılmış, büyük mesela, büyük bir kitap, ismi vermiyor reklam olmasın diye. Büyük, kalın, hacimli kitaplar, çok güzel, gösterişli, göze hoş. Yani denize atsan 15 gün sonra bozulmayacak. Fakat sadece kütüphane bekçiliği yapıyor bu kitaplar. İnsanlar, meraklı olan insanlar gidip araştırıp onu soruyor. Yoksa bir ortaokul öğrencisinin okuyup kendi tarihiyle, kendi kültürüyle ilgili hazırlanmış eserler de yok. Yani böyle bir çalışma da yok. Sadece belediyecilik hizmetleri olarak bildiğimiz altyapı çalışmaları, üst yapı çalışmaları, ki bunlar mecburen olacak çünkü çöpü toplanacak, suyu gelecek, yolu yapılacak, çubuklar kazılacak, etraf düzenlenecek. Mesela yolda, şu yoldaki bir çalışma var şu anda, sahil çalışması. Bana göre çok güzel ama bunu kim yapıyor? İşte bunun, bak şimdi ben hemen güzel olduğunu ve kime ait olduğunu da bilmeden güzel dedim, değil mi? Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı da, Ünye Belediye Başkanı da aynı yere mensup kişiler. Yani ben burada şimdi taraf çekmiş olmadım. Dedim ki çok güzel dedim. Ama kime ait olduğunu bilmiyorum. Bunun ayırt edilmesi lazım ki vatandaş o zaman şöyle desin. Benim başkanım, yani ilçe başkanım şunu yaptı. İldeki başkanım da bunu yaptı. Bunun ayırt edebilmesi lazım. Yani burada sapma saman karışıyor diyor eskiler. Yani doğru yapılan şey hakkaniyet ölçüsü esasında başkasına yazılabilir.